Demir yumruk operasyonu, Erol Evcil'in ifadesi şaşırttı. Demir-çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik soruşturma sürüyor. Demir yumruk operasyonunda tutuklanan ve suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Erol Evcil ifadesinde, "Devleti dolandırma gibi bir niyetim yoktur. Benim sadece vergi borcum vardır," dedi. Demir yumruk, operasyonda tutuklanan ve suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Erol Evcil'in ifadesi ortaya çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik demir yumruk operasyonu düzenledi. Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 225'i, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine 210 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi verildi. Çökertilen 3 suç örgütünden birinin lideri Erol Evcil'in de aralarında olduğu 15 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Erol Evcil, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise, kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ile suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erol Evcil'in Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesi ortaya çıktı. Evcil, Türkiye genelinde 4 demir-çelik fabrikasının bulunduğunu, bu iş yerlerinde 3800 kişinin istihdam edildiğini belirtti. Fabrikaların 2006 ve 2015 yılları arasına ait vergi borçlarının biriktiğini söyleyen Evcil, bunların vergi borcu 3 milyar 9 milyon civarındadır. Bu borç oluştuğunda 10 yıl tutuklu kalmıştım. Daha önce, çete kurmak ve dolandırıcılıktan yargılandım, beraat ettim. Dolandırıcılık amacıyla hiçbir şey yapmadım. Vergi borçlarımın olduğu iki şirket vardır. Sivas'taki demir-çelik fabrikasında beraat ettiğim dosya kesinleşmediği için üzerinde tedbir vardır. Devleti dolandırma gibi bir niyetim yoktur. Benim sadece vergi borcum vardır, dedi. Aynı suçlardan tutuklanan diğer şüpheliler, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu ve Fırat Ardıç da sorgularında, Evcil'in sahibi olduğu fabrikalarda çalışan olduklarını, aralarında sadece patron-işçi ilişkisinin bulunduğunu ileri sürdü.